7. ayını dolduran bebeğin günlük yemek menüsü. Herkese merhaba, Acemi Anne kanalına hoş geldiniz. Benden çok fazla günlük yemek menüsü istemiştiniz videolardaki yorumların altında. Ben de 6. 7. aylarla ilgili böyle videolar çekmek istedim. 6. ayın videosunu sağ yukarıdaki i işaretinin üzerine tıklayarak bulabilirsiniz. Bu videoda da 7. ayda Deniz'in günlük menüsü neydi sizinle bunu paylaşacağım. 7. ayda biz Deniz'e sabah kahvaltı, öğlen yemeği, akşam üzeri de yoğurt ikindi öğünü gibi yoğurt veriyorduk. Kahvaltıda neler var hemen bahsedeyim. 1 küçük dilim beyaz peynir, 1 dilim tam buğday ekmeği, 1 küçük parça tereyağı, rondodan geçirilmiş ya da iyice parçalanmış, öğütülmüş badem ve ceviz. Bununla birlikte ben Deniz'e keçi boynuzu tozu veriyordum. Pekmez yerine kuru keçi boynuzu tozunun daha sağlıklı olduğunu düşünerek. Bunlar kahvaltıydı. Öğlen yemeği menümüz yine eskisi gibiydi. 6. aydaki gibi aynen devam ettik. Hemen paylaşayım yine. Havuç, patates ve kabaktan oluşan sebze çorbamız. Eğer yaz mevsimindeyseniz sebze bildiğimiz kabak. Eğer kış mevsimindeyseniz de bal kabağını kullanabilirsiniz. Bununla birlikte et, kuzu eti ve irmik de veriyordum. Kuzu eti ve irmiği ayrıca pişiriyordum ben. Sebze çorbasını ayrıca pişiriyordum. Fakat bebeğin zevkine göre hangisini daha güzel yiyorsa hepsini bir araya katıp eti çorbanın içine de katabilirsiniz. Deniz o şekilde çok fazla yemediği için ben ayrı ayrı pişiriyordum. Bir önemli nokta, bu çorbanın ya da etin içine zeytinyağı ve tereyağı mutlaka ekleyin. Çünkü bebeklerin normal yetişkin insanlardan daha fazla yağlı yemeğe ihtiyaçları var. Çünkü daha fazla bünyeleri oranında daha fazla kaloriye ihtiyaçları var. Bu nedenle ben Deniz'e bol bol tereyağı ve zeytinyağı yedirmeye çalıştım. Bir parantez açacağım burada. Zeytinyağını seçerken de bazı noktalara dikkat etmek gerekiyor. Eğer çiğ çiğ verecekseniz bu zeytinyağının soğuk sıkım olmasına özen gösterin. Eğer yemeklerin içine katacaksanız da tamamen sızma bir zeytinyağı olması çok kritik. Burada ayçiçek yağı ya da kinoa yağı vesaire gibi farklı çeşit yağları kullanmamanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Ben Deniz'e sadece yemeklerine zeytinyağı katıyorum ve tereyağı vermeye çalışıyorum. Hemen devam edelim. Öğlen yemeği menümüz bu şekildeydi. Devam etmeden önce bir parantez daha açayım. Çok parantez açtım ama paylaşmadan geçemeyeceğim. Deniz her zaman iştahlı bir bebek değildi ve yemekleri sevmesi için bazı şeyler yaptım. Eğer sizin bebeğiniz de yemeği çok seven bir bebek değilse yemeğinin içine, yani sebze çorbasının etinin içine soğan, sarımsak gibi tatlandırıcı şeyler ekleyebilirsiniz. Aynı şekilde kekik, nane gibi baharatlardan da katabilirsiniz. Fakat baharatın çeşitliliğini arttırmayın. Yani acı ya da pul biber, toz biber gibi şeyleri henüz kullanmamanızı önerebilirim. Eğer bir tereddütünüz varsa da mutlaka doktorunuza danışıp bu şekilde kullanın. Öğlen yemeğim gerçekten bu şekildeydi. Bir ilavem ya da parantezim yok. Hemen geçelim ikindi öğününe. Öğleden sonra saat 4 ya da 5 gibi Deniz'e de kendi yaptığım, evde mayaladığım yoğurttan mutlaka vermeye çalışıyordum. Yoğurdu bazen yiyordu, bazen yemiyordu ama yine de mutlaka her gün Deniz'in önüne yoğurdu sundum. 7. ayı doldurduktan sonra da Deniz'in yedikleri menümüz bu şekildeydi. Umarım faydalı bulmuşsunuzdur. Eğer videomuzu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayın. Eğer farklı videolardan haberdar olmak isterseniz hemen lütfen kanalımıza abone olun. Sağ yukarıdaki Acemi Anne logosunun üzerine tıklayarak abone olabilirsiniz. Ek gıdayla ilgili pek çok farklı videomuz var. Hepsine de sağ aşağıdaki oynatma listesinden ulaşabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.